Emre'cim merhaba. Merhaba Ezgi'cim, Nasılsın? nasılsın? İyiyim, sen nasılsınız? Ben deyim, teşekkür ederim. Yaşamaya Nasıl? çalışıyorum. Aynen öyle. Aynen. Sizi tanıtayım. Hocam siz kendinizi tanıtın isterseniz. Tabii tanıtayım kendimi. Ben Hüseyin Boyraz. Burak Manoğlu Lisesi'nde müzik öğretmenim. 3 yıldır bu okulda görev yapıyorum. Ve çok şanslıyım. Sizin gibi öğrencilerle beraberim. Bizler de öyle. Hocam isterseniz ben de başlatabilirim. Hani siz de söylemek istedikleriniz varsa başlayabilirsiniz. Bu şekilde devam ederiz. Nasıl isterseniz. Sen bilirsin. Tamam. O Moderatör. zaman nasıl? Moderatör sensin. Sen sor. Ben Tamam. cevap. Tamamdır hocam. Öncelikle benim Burak Boran Anadolu Lisesi müzik faaliyetlerim deyince başında gelen şeylerden biri benim için koro ve solo çalışmalarımız. Bu konuyu açıklayabilirsiniz aslında. Koro çalışmalarımız nasıl yürüyor, ne zamanlar, hangi etkinliklerde yapıyoruz? Tabii. Şimdi müzik dersimiz olduğu için yani bizden de belli günlerde bir etkinlikler bekliyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunun haricinde okulumuzda çok yetenekli öğrenciler var. Ben önce ondan bahsetmek isterim. Çünkü onlar olmadan yani tek başıma ben hiçbir şey yapamam. Yani bugüne kadar okulda yaptığım her şeyi sizlerin sayesinde yaptım. Burak Boral'ı öğrenciler sayesinde yaptım. Koro çalışmalarımız oluyor ya da solo çalışmalarımız oluyor, enstrüman çalışmalarımız oluyor. İlk önce bizim yapma hedefimiz tabii belli gün ve haftalardaki anma ve etkinliklerde oluyor. Yani direkt serbest bugüne kadar çok fazla bir şey yapamadık ama bundan sonraki yıllarda daha fazla yapacağımızı umuyorum. Yeni gelecek öğrencilerimizle birlikte. Mesela ne yapıyoruz? Okul ilk açıldığında tabii bunun duyurusunu yapıyoruz. Katılmak isteyen öğrencileri seçiyoruz. Bazı öğrencileri ben zorla seçiyorum. Onlardan biri sen de olabilirsin. Hocam ya ben ilk aşamada belki zorlu olabilir ama daha sonrasında kesinlikle isteyerek katıldım. Bunun bilincinde olduğum için, bunun farkında olduğum için. Çünkü ben de sizin yaşınıza yakınım okulda. Çok okuldaki en genç öğretmenim. Bunun ne kadar zor olduğunu, bu aşamaları ben de biliyorum. Çünkü ben de okuldayken yetenekli olmama rağmen hep çekinerek gitmişimdir böyle şeylere. Ama zamanla bunları yendim, yendim, yendim ve bugüne kadar geldim. O aşamayı sizin görmenizi istemiyorum. Daha çabuk atılmanızı istiyorum. Çünkü siz Burak Bolalısınız. Sizin isminiz çok önemli. Ve sizin geleceğiniz yerler de çok önemli. Bizi çok yerlerde temsil edeceksiniz. Onun için hani müzikle beraber bu karakterinizi geliştirmede çok önemli olacağını düşünüyorum müziğin. Koro çalışmalarımızda ilk önce 10 Kasım etkinliğini tabii yapıyoruz. 18 Mart, işte 12 Mart ve diğer günlerde çıkardığımız korolarımız var. Genel olarak halk müziği ve sanat müziği korolarımız var. Bugüne kadar arkadaşlarımız çok sistem etti ama inşallah seneye ya da ondan sonraki senelerde pop ya da rock korolarımız da olacak. Kesinlikle bence çok iyi olur. Şimdi okulumuzun müfredatına göre gitmek zorundayız. Örneğin bir 10 Kasım etkinliğinde ya da 18 Mart etkinliğinde bu gelen bazı şeyler de olabiliyor. Bize olumlu ya da olumsuz eleştiriler. 18 Mart Çanakkale Haftası'nda biz türkülerle anabiliriz şehitlerimizi ve gazilerimizi, yitirdiğimiz canları. Orada çok da o diğer tarzdaki müzikleri maalesef yapamadığımız için genç öğrencilerimiz bazen bunun şikayetinde bulunabiliyor. Yani evet genellikle belki pop veya rock istenebiliyor ama kesinlikle Türk halk müziklerimiz, türkülerimiz de çok önemli. Yani ben buna katılmıyorum. Bunun dışında hocam koroyu tabii ki de tek yapmıyoruz. Enstrüman ekibimiz var. Piyano, bağlama, gitar, keman, davuldan tutun çeşitli Evet. çeşitli öğrencilerimiz. Evet okulumuza geldiğinde aslında hangi enstrümanda uzmansa o konuda ekibimize katılabilir. Bundan da biraz bahseder misiniz enstrüman ekibimiz? Evet, bu konuda biz çok şanslıyız. Genel öğrencilerimiz de şu an okulda mevcut olan öğrencilerimiz de enstrümanlarıyla ilgili çok haşır neşirler ve çok iyi çalıyorlar. Çok istekli öğrencilerimiz var. Okulumuzda şu an yani sadece benim bildiğim en az 10-15 tane piyano çalan, yani 5-6 tanesi çok iyi düzeyde çalan öğrencimiz var. Yine bir 10 tane keman çalan, çok iyi çalan öğrencilerimiz var. Bağlama çalan öğrencilerimiz var. Kanun çalan öğrencimiz vardı, o mezun oldu. Klarnet çalan öğrencimiz vardı, o da mezun oldu.
Ritim sazları çalan öğrencimiz çok. 3 ya da 4 tane öğrencimiz akustik bateri çalabiliyor. 3-4 öğrencimiz en az, yani bunlar iyi seviyede söylediklerim. Hani başlangıç seviyeleri değil. İyi seviyede çalan gitar çalan öğrencilerimiz var. Mızıka çalan öğrencimiz var. Yan flüt çalan öğrencimiz var. Ben nefesli sazları çalıyorum. Türk halk müziği nefes sazlarını. Kaval, mezurna, balaban, duluk. Biraz bağlama çalabiliyorum. Böyle çok renkli bir orkestramız var. Evet hocam. Aynen koromuz gibi enstrüman ekibimiz de çok renkli. Şeye değinmek istiyorum. Aslında Zeliha Hoca ile biraz bahsettik de bizim bu özel günlerimizde koromuz, enstrümanlarımız ve bizim bunu aslında en iyi yanı da tiyatro ile müziği birbirine bağlamamız. Evet. Bundan da bahsederseniz. Şimdi okulumuzda bu belli gün ve haftaların dışında örneğin Burak Boran'ın doğum günü, Anneler Günü, Kadınlar Günü gibi etkinliklerde de ya da başka şehitleri anma günlerinde, İstanbul'un fethi ya da nasıl söyleyeyim, İstiklal Marşı'nın kabulü gibi etkinliklerde biz müzik olarak destek vermemizin yanında bir de tiyatrolarımız ve gösterilerimiz de oluyor. Örneğin en son 12 Mart'ta İstiklal Marşı'nın kabulünü kutladığımız gün Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini bir tiyatroya dökmüştük. Kendi konferans salonumuzda. Çok güzel bir konferans salonumuz var. Bundan da bahsedebilirim. Onun yanında 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma haftasında bir tiyatromuz daha oldu ki bu çok dokunaklıydı. Gelenlerin hepsi ağladı. Çok duygulanmışlardı. Bunları atamadık bir sosyal medya şeyine ama yakında bunları yüklemeyi düşünüyorum. Bende birkaç tane video var. Oradan gelen verilerimiz izleyebilir. Bu sene yanılmıyorsam bir iki tane videomuzu attılar Burak Bora sayfasına. Oradan da görebilirler. Aynen. Tiyatro da bizim için çok önemli. Bizim komisyonlarımız vardı aslında. Bu virüs nedeniyle okul kapanmasaydı çok güzel bir proje yapacaktık biz. Evet. İnşallah bu sene devam ettireceğiz. Ya ben okulda kurulan komisyonlardan hariç okuldaki girişimci öğrencilerimizin sayesinde şöyle bir komisyon kurma kararı aldık biz kendi içimizde. Örneğin çok iyi enstrüman çalan arkadaşlarımız ya da ben ya da başka biri hiç fark etmez. İsteyen arkadaşımıza enstrüman öğretecekti. Ya da tiyatroda yetenekli olan çok öğrencimiz var. Hatta okulumuzdan mezun olup tiyatro okuyan şu an öğrencimiz var. Mezun olduğunda şu an okumak isteyen öğrencilerimiz var birkaç tane. Bizim tiyatromuzda oynadıktan sonra bunları mesela tiyatroculara özellikle hani onların oluşturacak bir komisyon da olacaktı. İstedikleri zaman, istedikleri gün, konu ya da gün önemsiz, gösteri yapacağı bir şans verecektik biz onlara. Resim alanında hakeza öyle. Ama bu virüs nedeniyle maalesef bu projelerimiz yarım kaldı. İnşallah seneye bunu çok güzel bir şekilde gerçekleştireceğiz. İnşallah hocam bu bahsettiklerinizi seneye umarım yaparsınız ama bu sene ve geçen sene de yaptığımız aslında Berke arkadaşımızdan bahsetmek istiyorum. Evet. Berke aynı sınıfta bu sene 12'ye geçti o da. Onunla birlikte birkaç sefer piyano dinletisi düzenlediniz sizin de yardımınızla. Bundan da bahsederseniz. Benim yardımımla demeyeyim, bu Burak Boran'ın yardımıyla oldu. Özellikle C şubesi diye söyleyeyim. O zaman 10C'diniz değil mi siz? Bu 10C'diniz. sene de oldu. Evet, 10C ve 11C dönemimiz oldu. 10C'deydiniz o zaman. Mesela biz konser düzenledik okulda. Normalde bunu hani şey olur değil mi? Müzik öğretmeni yaptırır, danışman o olur. İşte o ön ayak olur falan. Ben sadece çok küçük bir motivasyonu sağladım ve onun arkasında koskocaman bir okul ve çok özellikli bir sınıf vardı. C şubesi. Sizin katkılarınızla olmuştu. Yani biz konserde böyle sunmuştuk sizi. 10C sınıfının katkılarıyla diye. Orada benim bir emeğim yoktu. Ben sadece bir ön ayak oldum diyelim. Yani bizim Yok yani okulumuz öyle bir okul sizi ki birleştiren sizsiniz yine de sadece öyle hep demiyorum. öğretmenlerle değil, sadece öğretmenlerle değil, öğrenciden çok yaptığı şeyler oluyor. Belki çok yetenekli bir öğrencimiz. Piyanoyu adeta konuşturuyor. Onun gibi Özgür, Zeynep bu sene mezun oldu. Çok özleyeceğim. Onlar da çok iyiler. Dokuzlarda Deniz vardı bu sene. Biraz böyle çekindi ama seneye çok iyi çalacağına eminim. Doğa Hocam burada öyle.
Evet, birçok var aslında. Şey de değinmek istiyorum. Siz her zaman söylersiniz. Aslında iş öğrencide bitiyor. Yani sizler istekli olduğunuz zaman aslında bütün öğretmenlerimiz bu konuda bizi destekliyor. Ortam hazırlıyor. Buna da evet vurgulamak istiyorum. Hocam, konferans salonumuzdan bahsettiniz. Aslında birçok törenlerimiz ve etkinliklerimiz orada yapılıyor. Bu sene değişen idaremizle de birlikte biliyorsunuz ses sistemimiz değişti. Birçok şey yenilendi. Bu değişiklikleri siz daha iyi biliyorsunuz. Onlardan bahsederseniz çok iyi olur. Şimdi şöyle, bazen sanatçılar sahneye çıkar, danslar her şey hazırdır, sanatçının sesi çok iyidir, orkestra çok iyidir. Ama çok küçük detaylar konserin güzelliğini belirler. Bir ışık, iki sestir. Çünkü sahne duruşunu biz çocuklarla çalışmaya başladık ama sadece soft bir sahne duruşu olmuyor. Işıklarla bunu desteklemek zorundasınız. Ses sistemiyle bunu desteklemek zorundasınız. Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Bu sene bizi kırmadı. Konferans salonumuzu eşsiz güzellikte yaptı bizim için. Yani bir okulun herhalde ulaşabileceği en iyi ekipmana sahip olduk biz. Telsiz mikrofonlarımız, headset mikrofonlarımız, sahne içi monitörlerimiz, daha bir sürü ekipman sağladı bize ve ışıklarımız tabii ki. Son bir dinletimizde yapmıştık. Kullanabildik bunları. Diğer hiç görmeyen öğrencilerimiz tabii şok oldu nasıl bir şey olduğunu görünce. Özellikle tiyatro yaptığımızda da arkadaşlarının sesini sahneden en arkadaki ve çok iyi duyunca bu işin güzelliği daha çok ortaya çıkıyor. Kesinlikle, aynen öyle hocam. Bir de son olarak değinmek istediğim bir nokta da aslında bahsettiniz. Bu pandemi sürecinden dolayı birçok şey yapamadık. Sizin acaba seneye hazırlık sınıfımız olabilir ya da 12 haricinde diğer dönemlerle planladığınız bu müzik komisyonuyla, sanat komisyonuyla planladığınız etkinlikler var mı, projeler var mı? Onlardan da kısaca bahsedersiniz. Tabii. İlk önce tabii öğrencilerimize biz müfredat neyse onu işlemek zorundayız. Ve ben elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Öğle arasında teneffüste dersin içinde bazen olabiliyor. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Ama bunun dışında virüsten dolayı yapamadığımız çok önemli bir şey var. Bu komisyonu kesinlikle yapmayı istiyorum okulda. Yani sadece benimle değil. Çünkü bazen öğrenciler istemeden de olsa öğretmenden çekinebiliyor. Acaba yanlış yaparsam hoca beni beğenmez mi gibi küçük küçük böyle çekinceler oluyor. Ama biz bunu şöyle yapmaya karar verdik. Belirli öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimiz komisyon başkanları olacak. Örneğin müzikte, tiyatroda ve resimde. Bu komisyonlarla istediği enstrüman mesela atıyorum. Ben kaval çalabiliyorum. Gelip benden kaval öğrenebilecek istediği saatte biz bir program oluşturacağız atölyenin içinde. Piyano öğrenmek istiyorsa ben bildiğim kadar öğretebileceğim. Ya da diğer arkadaşlarım da yine program doğrultusunda enstrümanlar öğrenecek. Yapmayı hedeflediğim şeylerden ilk öncesi bu ve benim için en önemli olan bu. İkincisi şu olabilir. Biz maalesef derste yapıyoruz ama bazı şeyleri hissettiremiyoruz. Örneğin konsere gidebiliriz. Yani öğrencilerle beraber konsere gidip ama şöyle değil. Yani gidip konseri izleyeceğiz, hadi eve dönelim değil. En başından konser nasıl hazırlanıyor, sahne nasıl kurulur, hani sahne nasıl durulur çünkü onun öncesindeki prova da çok önemli. Bunları gösterebilirsen çok mutlu olurum. Bence de hocam, gelecek yani gelecek Burak Varol için çok güzel olur. Bu arada konser demişken aslında yine pandemi sürecinden dolayı maalesef Burak Bora Fest planımız vardı. Olur. Burak Bora Anadolu Lisesi öğrencileri düzenleyeceğimiz bir festival. Çeşitli gruplar katılacaktı. Bu da kötü oldu. Bunun hakkında bilginiz var mı hocam? Açıklamak ister misiniz? Şimdi geçen yaz yanılmıyorsam başkanımız bana ulaşmıştı. Menajerler arasıyla birkaç kişiyle görüştük. Hangi sanatçıları ayarladı tam bilmiyorum. Ama bu virüsten dolayı tamamen iptal oldu her şey. Müzik zaten hala şu an bütün her yerde iptal. Ama seneye herhalde olur. Yaparız yani. Öğrencilerimiz isterse neden yapmayalım? Evet, aslında bu popüler gruplardan da vardı, komisyonda da biz konuşmuştuk bunları. Dediğiniz gibi seneye kesinlikle olur. Çünkü bu sene kan bağışımız iptal oldu. Onun için de çok üzgünüz. Bu Evet. tarz etkinlikler kesinlikle seneye de devam edecek. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam son olarak? Ben yeni gelen öğrencilere şimdiden hoş geldiniz demek istiyorum. Okulumuz çok güzel bir okul. İnşallah en kısa zamanda birbirimize kavuşuruz.
İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz size bilgilerinizi bize aktardığınız için. Ben de çok iyi. Siz de hocam kendinize iyi bakın. Ben şu anda en son şeyi söyleyeyim. Bitiriyorum. Birkaç dakika sonra tekrardan beden eğitimi öğretmenimize devam edeceğiz. Görüşmek üzere hocam. Öz kendine bakacağım. Bay bay. Siz de.